Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2019 Mobile'de yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün takas yapacağız. Uzun zamandır çok fazla top açılımı yaptık. Takas bölümüne hiç girmedik. Hatta geçen hafta 2 milyonluk bir top açılımı yapmıştık. 21 tane siyah top bulduk. Aynı oyuncular çok fazla birikti. Tam 13 tane takas yapabileceğim oyuncu birikmiş. Bunların içinde efsaneler de var arkadaşlar. Hemen çok fazla uzatmadan geçelim. Bir iki tanesi, iki üç tane hatta oyuncu da, dördü de geçmiş. Onları şimdi takas yapacağız. Oyuncu kartları diyelim. Hemen takaslık oyuncuları göstereyim. Bakın arkadaşlar, 4 tane Mertens, 4 tane Nainggolan, 4 tane Casemiro. 3 olanları şimdilik ellemeyeceğim arkadaşlar. 4 olanlardan takas yapacağım. Öncelikle arkadaşlar şu efsaneyi göstermek istiyorum. Çünkü efsanede kafası karışanlar çok fazla var. 3 efsaneye efsane mi alıyoruz diye. Bende de 4 tane Beckham var. Takas yapmayacağım ama sadece göstereceğim. Öncelikle takasa basalım. Şunları bir işaretleyelim. Devam et diyelim. Oyuncu kilitli diyor. Hemen şu Beckham'ı açalım. 91 overall. Kilidi kaldır dedik. Göstermek amaçlı arkadaşlar. Çünkü kafası karışan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Takas dedik tekrardan. İşaret dedik. Devam et dedik. Bakın arkadaşlar, 3 tane efsaneyi ileriye yaptığımızda efsane oyuncu gelmiyor. PES 20'de bu değişir mi bilemiyorum. Ama şu andaki mevcuttaki sistemde karşımıza efsaneler çıkmıyor. Normal bizde olmayan arkadaşlar, bizde olmayan oyuncular çıkıyor. Hemen geriye geldim. Beckham'ı tekrardan açtık. Şimdi arkadaşlar ilk önce Mertens'ten başlayalım. 3 tane Mertens'i işaretledik. Devam et dedik. Mertens dedim ya size, 990 kere çıktı bana. Birçok kez antrenör yapmama rağmen hala devam ediyor çıkmaya. İleriye dedik. Şimdi bende olmayan toplamda arkadaşlar 21 tane oyuncu varmış. Toplamda 118 siyah top mu vardı? Hatırlayamadım şu anda ama. Çok pardon. Hemen şöyle bir geriye geleceğim arkadaşlar. Şu şeye bir bakacağım. Toplam kaç tane siyah top varmış? Onu merak ettim. Çünkü elinde kaç tane siyah top var diyen arkadaşlarımız da çok fazla. Şuradan bakalım, silver toptan. Toplamda 114 tane siyah top varmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 114 topta bende olmayan 21 tane oyuncu varmış. Yani ne kadar siyah top olmuş oluyor efsaneler hariç elimizde. 114'ten 21 çıktık mı? 6, 7 yani... 93 tane siyah topumuz varmış. Yani 93 tane siyah top var arkadaşlar. Efsaneler hariç elimde. 21'i de koyduğun zaman tabi 114 yapıyor. Şimdi arkadaşlar buradan 3 tane oyuncu alacağım. Öncelikle Modric'i alacağım. Daha sonra aklımda Mane var. Mane'yi düşünüyorum. Şimşekli, normalde Modric şimşekli bir oyuncuydu. Bulamamıştık. 3 sezondur bulamadık. Adam 33 yaşına geldi. Daha yeni bulacağız. 3. oyuncu konusunda kararsızım. Ama Alisson'u alacağım arkadaşlar. Alisson yükselecektir. Biraz daha yükselecektir diye tahmin ediyorum overall'ı. O yüzden Alisson'u alacağım. İlk oyuncum olan Modric'i hemen alalım. 3 tane Mertens'e seçtik. Anlaş dedik. 3 Mertens bırakılacak, yerine bir tane Modric alınacak. Devam edilsin mi? Devam et dedik. Ve Modric'i kadromuza kattık arkadaşlar. Yıllardır bulamıyordum Modric'i. Modric'i de eklemiş olduk. Devam et dedik. İlk takasımızı yaptık. Hemen ikinci takasımızı yapalım. 3 tane Nainggolan'ı İşaretledik. Devam et dedik. Elimizde olmayan, bakın, 20 tane oyuncu kaldı şimdi. Baktığımız zaman Mane'yi alacağım. %100 alacağım Mane'yi de. 3. oyuncu için biraz kararsızdım. Siz olsanız kimi alırdınız?
Onu da yorumlara yazmayı, belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Mane'yi de 3 Nainggolan karşılığında devam et dedik. Mane'mizi de aldık. Mane'nin de yükselmesi gerektiğini düşündüğüm oyunculardan bir tanesi. Yani 1 veya 2 overall daha yükselebilir. İleriye dedik. Tekrar takas yaptık. 3 tane Casemiro'yu işaretledik. Devam et dedik. Elimizde olmayan, burada arkadaşlar elimizde olmayan oyuncular karşımıza çıkıyor. Bilginiz olsun. 19 tane oyuncu kalmış. Tekrardan şöyle bir göz atmak istiyorum. Kimi mi alsam acaba ya? Yeni sezonda çünkü kimi şey oluyor arkadaşlar. 87 overall oluyor. Bayern Münih lisanslı oluyor. Genç de bir oyuncu. Nasıl yapsam? Şimdi kimliği görünce bir an için gözüm ona kaydı. Alisson kimi? Daha çok oyuncu gelir elime. Yine takas yaparım. Kalecim var. Ben kimliği alacağım arkadaşlar. Anlaş dedim. Çünkü yeni sezonda Bayern Münih lisanslı. Genç de bir oyuncu. Kimmi'yi aldım. Ekledik takımımıza. Şimdi elimizde bakalım hangi oyuncular kaldı. Lacazette var. Dzeko var. Sané var. Insigne var. Fekir. Isco. Altın toplar da var elimizde. Barzagli varmış 3 tane. Takas diyelim bakalım bir. Siyah top olacak oyunculardan aslında alabiliriz. İleriye dedik. Baktığımız zaman siyah top olacak oyuncu. Siyah top olacak oyuncu aklıma şu anda gelmiyor ama onu daha sonra arkadaşlar bakarım. Altın top olacak, siyah top olacak oyunculardan en iyilerinden bir tanesini veya iki tanesini yine takas yaparız. Çünkü elimde 3 tane de Walcott var. İkili oyuncu da çok fazla var. Baktığımız zaman 2 tane Batistuta var. 2 tane Mateus var, 2 tane Cafu var. 2 tane Maldini var. Baktığımız zaman elimizde böyle oyuncular da var. Birkaç tane de top açalım arkadaşlar. Toplamda şu anda elimdeki siyah top sayısı şöyle bir tekrardan bakalım. Dzeko kitli değildir herhalde. Kitliymiş bir tanesi. Lacazette'ler kitli mi acaba? Kitli. Kim kitli değildir? Ha, Beckham kitli değildi mesela. Toplamda elimizde kaç tane oyuncu olmuş oldu? 93 demiştim galiba. 3 tane daha geldi. Toplamda 96 tane. 114 topun 96 tanesi elimde mevcut. Efsaneler hariç arkadaşlar. Siz de elinizde olan siyah toplar, aynı olanları saymıyoruz tabii ki arkadaşlar. Geri kalan mevcuttaki sayıları söylüyorum. Toplamda 96 tane efsaneler hariç siyah topumuz varmış. Birkaç tane de top çevirelim. Videomuzu noktalandıralım arkadaşlar. Takas bölümümüzde böylece sonlanmış olacak. Bu hafta Box Draft'da bir şey olmadığı için çok fazla GP kasmaya da yüklenmedim. Önümüzdeki hafta yine efsaneler falan gelirse top açılımı yapmaya devam ederiz. GP kasarız. Bastım bakalım. Ortalıklarda siyah top yok. Rojo geldi. Manchester United'dan. Anlaş dedik. Toplamda 96 tane siyah topumuz olmuş. Efsaneler hariç. Bizde olmayan. Bastım. Siyah top ya uzaklarda göründü. Cancelo geldi. Joao Cancelo. Anlaş dedik.
Bu topumuzu da açalım. Yavaş yavaş videomuzu noktalandırıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Uzun zamandır yorumlarda çoğu arkadaşımız yazmıştı. Abi takas yap, takas yap. En sonunda takas bölümünü oluşturduk. Bir siyah topun peşinden bastım. Yine ortalıklarda maalesef. Kim gelmiş? Geromel gelmiş. Pedro Geromel. Ekledik takımımıza. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.